Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 13. şua bir mektup okuyacağız inşallah. Aziz Sıddık kardeşlerim, Kastamonu'da ehli takva bir zat şekva tarzında dedi. Ben sukut etmişim. Eski halimi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim. Ben de dedim, belki terakki etmişsin ki nefsi okşayan ve uhrevi meyvesini dünyada tattıran ve hodbinlik hissi veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp daha yüksek makama, mahviyet ve terk-i enaniyet ve fani zevkleri aramamak ile uçmuşsun. Evet, bir ehemmiyetli ihsan-ı ilahi, ihsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. Ta ucub ve gurura girmesin. Kardeşlerim, bu hakikate binaen, bu adam gibi düşünen veya hüsnü zannın verdiği parlak makamları nazara alan zatlar, sizlere bakıp içinizde mahviyet ve tevazu ve hizmetkarlık kisvesiyle görünen şakirtleri adi ami adamlar görür ve der. Bunlar mı hakikat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan? Heyhat, bunlar nerede? Evliyaları bu zamanda aciz bırakan bu kutsi hizmet mücahitleri nerede diyerek dost ise inkisar hayale uğrar, muarız ise kendi muhalefetini haklı bulur. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, Kastamonu'da ehli takva bir zat şekva tarzında dedi. Ben sukut etmişim, eski halimi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim. Yani bu mektup hakikat noktasından çok kıymetli. Bak, takva bir zat. Ben eski halimi, nurlarımı, feyizi kaybetmişim. Burada bilinmesi lazım gelen hakikat şu. İnsan Abdüllezzet değildir. Abdullah'dır. İnsan lezzetin kulu değil. İnsan Allah'ın kuludur. İnsan Allah'ın kuludur. Lezzetin kulu değildir. İbadette meşakkat artınca, meşakkat hakikat noktasında kabuliyete bir alamet ve işarettir. Biz tam tersini düşünüyoruz. Ya, meşakkat, hayr-ı umuruhu ahmazuha kaydesi. Evet. Bak, bir ibadette, bir hizmette ne kadar meşakkat, ter, yorgunluk varsa bunlar kabuliyetin alamet ve işaretidir. Evet. Çünkü bak orada nefsin payı yok. Nefsin izafet ve nispeti yok. İşte insan fıtratında zafiyet noktası var. İnsan bakın ibadete, fazilete, zikre, hizmete medar bir faaliyeti icra ettiği zaman hemen nefis üzerine atlıyor. Kendine nispet ediyor ya. Bak tamam ya. Velayet bizde, keramet bizde, keşfiyat bizde. Hizmet bizde. Ya, hizmet bizde. Bak. Halbuki kulluğun esası ifnadır. Evet. İzafet ve nispete girmemektir. Allah. Bak. Usta diyor bak keramet var. Evet. Keramet fiili ilahidir. Allah'ın fiilidir. Dolayısıyla
ibadetlerimizde, hizmetimizde meşakkate medar tecelliyat varsa, inşallah belki o kabule medar bir tecellidir diye bakmak lazım. Şimdi Üstad burada bir ölçü evet. veriyor. Bakın. Şimdi o zat ne demiş? Ben eski zevklerimi, eski halimi, zevkleri ve nurları kaybetmişim. Bak şimdi Üstad cevap veriyor. Belki oku. Ben de dedim. Dedim. Belki terakki etmişsin. Bak terakki etmişsin. Bakın evet. Ki evet. Nefsi okşayan. Bak da nefsi okşayan. Dikkat edin bak bu cümlenin altını çizmek lazım. Nefsi okşayan. Evet. Ve uhrevi meyvesini dünyada tattıran. Dünya darul lezzet değildir. Dünya darul hizmettir. Bak, burada hizmet edeceğiz. Mükafatı nerede? Ahirette. Bak, belki terakki etmişsin Misin ki oku. Nefsi okşayan. Nefsi okşayan. Bak burada çok önemli bir şey. İnce terazi. Yaptığın hizmetlerde, ibadetlerde, taatlarda nefsi o taatlar nefsi okşuyor ise dikkat et. Allah. Ya şeytan o noktada seni alır uçurur. Nefis o noktada seni girdaba düşürebilir. Kulluk. Bak, Üstad ne diyor? Dergah-ı izzete müteveccih olduğum zaman bütün dünya beni metü sena ise inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemal ol. Bak, kulluk bu. Kuluz, kusuruz. Bitti. Baştan sona. Bak kuluz, baştan sona kusuruz. Kulluk ne? Allah'a karşı kusurunu, naksını bilmektir. Maneviyat aleminde, bakın, iddia peşinde koşanlara hiçbir şey verilmez. Nasıl? Maneviyat aleminde iddia peşinde koşanlara hiçbir şey verilmez. Bak, kulluk. Kulluktan büyük şeref yok. Kulluktan büyük kabuliyet ve makbuliyet yok. Bakın peygamberimizi anlatırken ne diyoruz? Abduhu ve Resulü. Önce kul, sonra Resul. Önce kul. Az ve fakr. Kulluk ne? Allah'a karşı aczini ve fakrını anlamaktır diyor. Bak. Kusuruz ya. Bak. Evet. Bakın. Nefsi okşayan. Bir. Ve uhrevi meyvesini dünyada tattıran. Orada nefis hemen şey diyor, sahip çıkıyor ya. Ve hodbinlik hissini veren. Zevkleri, keşifleri geri bırakılsın. Bakın, şimdi Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, bak büyük evliyadan. Şimdi hem nefsin tasvit ve tahakkümü var, hem şeytanın da neyi var? Fitne fesadı var. Şeytan boş durur mu? Durmaz. Şeytan insana sağdan, önden, arkadan, cihat sitte ile ne yapar? Yaklaşır. Bakın diyor ki 70 küsur yaşında şeytan bana dedi ki bak Cüneyd-i Bağdadi demiş ki senin gibi bir evliya, senin gibi bir alim ruh-i zemine hiç gelmemiş. Sen başkasın. Bak. Diyor dedim, defol lain şeytan. Bak. Beni mi kandıracaksın bak. Ya sen başkasın. Kaldırıyor. Sonra ne yapacak? Yere vurup parçalayacak. Bak. Bütün güzellikler Allah'ındır, Allah'tandır. Allah. Bütün hatalar, kusurlar, noksanlıklar nefsimizdir, nefsimizdendir yani. Evet. Nefsi okşayan. Ve uhrevi meyvesini dünyada tattıran. Ve hudbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp daha yüksek makama. Şimdi bakın daha yüksek makamı da formüle ediyor. Yani şu zevkleri terk edip daha sen Abdul Lezzet değilsin, Abdullah'sın, Allah'ın kulusun. Daha yüksek makam ne? Oku.
Mahviyet. Mahviyet bak. Mahviyet. Mahviyet. Toprak. Toprak, toprak. Üstad ne diyor? Sait. Tam. Tam toprak olmak. Lazım ve elzemdir. Ta ki risanı bulandırmasın, tesini kırmasın. Şimdi toprakta ne özellik var? Bunu zaman zaman ifade ediyoruz. Şimdi anasır-ı erba, dört unsur. Üçü latif. Bakın su latif. Evet. Hava da latif. Evet. Nur da. Nur da latif. Bak toprak kesif. İşte toprağa bakın. Bak, toprakta zerre kadar enaniyet yok. Hmm. Kendini yere sermiş. Öyle mi? Evet. Gelen çiğniyor, giden çiğniyor. Gelen tükürüyor. Giden tükürüyor. Bak ya bak. Ayaklar altında. Paspas. Dikkat edin. Bak. Ha. Toprakta zerre kadar izzet gömleği yok. Tabiri caizse toprak izzet gömleğini çıkartmış. Zillet, ifna ve fena şeyini, gömleğini giymiş. Bakın. Bakın şimdi. Allah'ın rahmetine. Bütün bağlar, bütün bahçeler, bütün semerat, bütün nimetler nereden patlıyor? Topraktan. Toprağın bağrından patlıyor. Bu sünnetullah kanunu maneviyat aleminde de aynen caridir. Evet. Sen hele bir toprak ol, bak. Neler olur? Neler olur? Aklında tuluat, kalbinde sunat, ihtarat, ilhamat, varidat, meşrevi üveysi. Allah Allah. Kur'an'ın ince sırlarına bu kufiyet ve resuhiyet. Bak. Toprak var. Hazreti Ali'nin şeyi ne? Ünvanı ne? Ebu Turab. Ebu Turab bak. Toprağın babası. Babası. Hazreti Hasan'ın meşrebi. Hazreti Hasan kendi meşrebini bir cümleyle ifade etmiş. Demiş ki yürü yürü bir avuç toprak ol. Yürü yürü bir avuç toprak ol. Büyüklük Allah'ındır, izzet Allah'ındır, azamet Allah'ındır, kibriye Allah'ındır. Bak. Neyimiz var? Hepsi Allah'ın ikram ve ihsanı. Evet. Bundan dolayı gururlanmaya, kibire, enaniyete, ya, şöhret, Allah korusun bak, şöhret, alkış hissi maneviyatın aklını bulandırıyor. Tam ifna. Evet. Her zaman ifade ediyoruz bak. Mana aleminde bilinmenin yolu silinmekten geçiyor. Kanun. Bilinmeyen silinemez. Silinmeyen bilinemez. Evet. Silinmeyen bilinemez. Silin ki bilinesin. Yani. Evet. Evet. Daha yüksek makama mahviyet. Mahviyet. Ve terk-i enaniyet. Terk-i enaniyet bak. Bak. Yani şimdi bir çekirdeğin, her çekirdekte, her şeyin içerisinde bir ukde-i hayatiye var. Bu ukde-i hayatiye, yani çekirdeğin açılıp muhteşem ve muazzam bir ağaç olmasının sünnetullah kanununa göre sırr-ı azimi nedir? O çekirdeği toprağa gömeceksin. Sonra çürüyecek. O çekirdek kabuğunu kıracak. Enheyi yırtacak. Mesela şeftalinin çekirdeği biraz evet. Daha şey ya. Evet. Daha böyle büyük. Kabuğunu kıracak. Bu sünnetullah. Kabuk kırılmayınca içindeki ukde çıkmıyor. Çıkmıyor yani. Ağaç olamıyor yani. İkinci sema aleminde intişarla gövde, gövde üzerine yaprak, yaprak üzerine çiçek, çiçek üzerine meyveye ulaşamıyor. Aynı. Üstad ne diyor? Eneyi yırt, hüveyi göster. Hüveyi göster. Eneyi yırt, hüveyi göster. Bütün şeriatlar şu nefs emmeranın fıtrat üzerindeki tasdit ve tahakkümünü kırmak için gelmiş. Bak, bu enaniyet belayı azimdir bak. İslam aleminde de bak. Ya. İslam dünyasında uhuvveti parçalayan, tesanüdü kıran, saffet ve samiyeti bozan Müslümanlar evet. Arasında ihtilafa medar bütün kötülüklerin, pisliğin altında yatan sahip nedir?
Enaniyettir, varlık dağıdır yani. Bir yerde bir problem varsa, dikkat edin, dibini eşin, kazmayı vurun da toprağı eşin, dibinden ne çıkar? Nefis çıkar, enaniyet çıkar ya. Enaniyet. Evet. Terk-i enaniyet, terk-i enaniyet, mahviyet bir, terk-i mahviyet, enaniyet iki ve fani zevkleri aramamak. Aramamak bak. İle fani uçmuşsun. Zevkleri aramamak. Aramamak. Uçmuşsun diyor. Bakın. Uçmuşsun. Bak uçmuşsun yani. Aramamak ile uçmuşsun. Bak şimdi o diyor ki o zat ne demişti? Ben tedenni etmişim. Feyzimi kaybusta diyor uçmuşsun. Bak. Haberin Allah, yok. Haberin yok ya. Evet. Yani bak haberin yok uçmuşsun. Bu nefis hemen bak fazileti, kemalatı, güzelliği, hayra medar hususiyettir. Hemen ne yapıyor? Sahip. Hemen sahip çıkıyor bak. Ben bazen anlatıyorum şimdi evliyadan bir zat, kamil bir zat. İki tane oğlu varmış. Bir cuma gecesi. Evlatlarından birisi demiş, baba demiş. Bu gece ben seninle beraber geceyi ihya etmek istiyorum. Olur mu? Olur demiş. Bak. Neyse. Yatsı vakti olunca babası demiş ki namaz kılmışlar. İki kardeş babası imam olmuş. Namaz kılmışlar. Sonra yatsıdan sonra bir kardeş kafa yormuş yatmış. Yatıyor. Öbürü de gece bir devratta ibadette meşgul olmuş. İmsak çıkınca sabah namazı vakti girince babası demiş, evladım git, o kardeşini şey et, ayılt, beraber namaz kılalım. Şimdi o kardeş de orada yatıyor, gelmiş böyle, de, futbolda pis burun diyorlar ya böyle, ayağının ucuyla. Kalk! Şimdi, o cümlenin arkasında ne var? Ulan biz sabaha kadar geceyi ihya ettik. Sen de ne gibi yattın hadi. Ulan zalim sabaha kadar ben ne gibi yattım. Babası bu tabloyu görünce oğlum demiş keşke sen de uysaydın. Ya. Uyku senin hakkında daha hayırlı olurdu. Allah. Bak bir geceyi ihya etmiş hemen oradan nefis rüçhaniyetle pay çıkartıyor ya. Allah. Pay çıkartıyor. Şimdi Usta Hazretleri, bakın, Zeyli yazmış. Dört hat ve dört adım. Evet. Birincisi bak. Kur'an'dan bu ayet almış. وَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ Bak, nefsinizi temize çıkartmayın. Bitti. Bu nefis. Allah şerrinden bizi muhafaza etsin. İşte. Nefis gübre. Gübre gibi yani. Gübreyi toprağa atarsın, gülü böyle açtırır, elmayı böyle yetiştirir ama yine mahiyeti, hüviyeti gübre. Suyun altına versen suyu kirletir. Nefis. İyice kokar. Allah nefsimizin şerrinden bizi muhafaza etsin. Allah. Evet. Bak, üç tane şey, mahviyet. Şifre. Üç tane şifre söyledi, oku. Mahviyet. Mahviyet bir. Ve terk-i enaniyet. Terk-i enaniyet iki. Ve fani zevkleri aramamak ile uçmuşsun. Evet. Bir ehemmiyetli ihsan-ı ilahi. Şimdi, eskiden mesela ulema arasında medar-ı bahs olmuş. İstikamet mi büyük yoksa keramet mi büyük? İstikamet mi daha kıymetli, keramet mi daha kıymetli? Evet. Bütün müştehitlerin fetvası. İstikamet, kerametten daha hayırlıdır. Daha hakkattardır. Tahir abiye de üstadın herhalde öyle bir şey ya, yok değil mi? Bak, ya, bak. İstihdamın müşteri. Ya, istihdam, istikamet. Evet. İstikamet, bakın. İstikamet kerametten büyüktür. Evet. Keramet fiili ilahidir. Nefsine nispet edersen keramet olmaz ne olur? İstitraç olur. İstikamet. Biz günde kaç kere Fatiha'yı okuyoruz? Ya. Fatiha'da ne diyoruz? 40 defa. En az. 40 kere ya. En az. En az 40 kere
İhtina sıratil müstakim. Bak, Allah'tan istikameti istiyoruz ya. Allah istikametten saptırmasın. Amin. Allah istikametten ayağımızı kaydırmasın. Evet, bir ehemmiyetli ihsan-ı ilahi, ihsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. Ta ucub ve gurura girmesin. Kardeşlerim, bu hakikate binaen, bu adam gibi düşünen veya hüsnü zannın verdiği parlak makamları nazara alan zatlar, sizlere bakıp içinizde mahviyet ve tevazu ve hizmetkarlık kisvesiyle görünen şakirtleri adi ami adamlar görür. Burada da üstad böyle yani cümlenin siyah ve sibakına baktığın zaman hakikatler şakirtlerin de üç sıfatını burada böyle perdeli olarak ifade etti değil mi? Bak, mahviyet. Böyle, mahviyet bir. Tevazu. Tevazu iki. Ve hizmetkarlık kisvesi. Hizmetkarlık kisvesi. Bak. Tevazu, mahviyet ve hizmetkarlık. Üstad ne diyor? Hizmetkarlığı makamata tercih ediyorum. Bak, tercih ediyorum. Bak. Hizmetkarlık. Bakın. Bugün makam günü değildir. Bugün rütbe günü değildir. Bugün apolet mi deniliyor? Apolet takmak, efendim fistan giymek, efendim şeylerin sadrazamların giydikleri şeyler var ya. Kaftan. Kaftan giyme günü değildir. Yani şunu anlamak icap eder. Bunu anlatıp da işi bitirelim. Bakın şimdi şurası sahil şeridi. Dikkat et. Karşıda efendim bir tane gemi. Gemide 10.000 kişi var. Büyütebilirsin misal. İstersen 100.000 kişi olsun. Geminin dibinde de petrol var. Ham 7.5 milyara kadar gidebilir. Yani efendim. He. Şimdi sahil şeridi. Sahil koruma neyi? Sahil güvenlik. Sahil güvenlik. Şimdi fırtına başladı. Dalgalar dağ gibi. Gemi çatladı. Her an patlayacak. İnflak edecek. Gemi dağıldı. İnsanlar neye düştüler? Böyle fevç fevç suya düştüler. Şimdi bu durumda sahil güvenliğin görevi apoletlerini takıp sahil şeridinde yürümek midir? Volta atmak mı? Volta atmak mıdır? Yoksa ya bugün insanları kurtarma günüdür. Çabuk. Evet. Dalıp kaç kişiyi kurtarırsan Allah bereket versin. Şimdi birisini batıyor, tuttun elinden çektin. Adam dese ki öyle söyle bakalım senin rütben ne? Albay mı, general mısın? Olan nefer. Yoksa elimi bırak. Midir? Bak. Allah senden nasıl? Ya beni çek, beni al, sahile çıkart. Senin rütben olsun olmasın. Önemli değil. Fazla önemi var mı? Hiçbir önemi yok. Yeter ki kurtar. Evet. Bakın bugün, bak ahir zamanın tsunamisi içerisinde bak binlerce insan dinden, imandan, maneviyattan kopuyor. Kopuk. Evet. Boğuluyor ya. Sefahatte, cehalette, küfürde, isyanda, günahların içerisinde bak, dalıp çıkıyor. Bugün insanları kurtarma günüdür. Bugün rütbe paya günü değil. Bugün hizmet günüdür. Bugün fedakarlık günüdür. Bugün gayret günüdür. Ya, elimizden geldiği kadar bakın. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye, ya Ali, bir kişinin senin vesilenle kurtulması. Bak, güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Sahralar dolusu kırmızı koyun, fisebilillah Allah yoluna tasadduk etseniz yine bir kişinin imanını kurtarmak gibi bir ecir ve mükafata ulaşamazsınız. Bak, bak farz bir ibadet. Bak, tebliğ. Tebliğ farz. Farz. Onun için bugün rütbe günü değil. Evet. Bugün apolet günü değil. Bugün hizmet günüdür. Allah hizmetteki şevkinizi hamiyetimizi, gayretimizi ziyadeleştirsin. Amin. Külleştirsin. Bak. Amin. Ya, bir insanı kurtarmak değil mi? Ya, değil mi? Ya, bak. Bir insanın ebedi hayatına vesile olmak. Nasıl bir azim mazhariyettir. Nasıl bir nimettir. Cenab-ı Hak bu hizmetteki payımızı ziyadeleştirsin.
şevkimizi arttırsın. Hamiyetimizi de külli kılsın. El Fatiha. Allah'ım salli ala seyyidimizin. Allah'ım salli ala seyyidimizin. Bismillahirrahmanirrahim.